Evet, devam ediyoruz. Burada hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da bulunan 19. boyut varlığı 20. boyuta geçerken göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak dürülerek tek hücre haline geleceğinden bir hazırlık devresi geçirir. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunan sen olan avatar da eğer 19. boyutun son frekansına ulaşmışsan Betonova'ya geçmek için hazırlık yaparsın. Burada da sen Betonova'ya geçerken tek bir hücreye dürülürsün. Tek. Tek her bir piramidin en üstündeki tek bir taştır. Rahim boyutu Rahim boyutu e, ses frekans boyutudur. Ne? Işıktır, bilgidir sonsuzu ifade eder. Önceleri kozmik kitaplarda ışığa nur denirdi. Işık, hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da novada yaratan ve Rahman boyutunda yaşam sürmekte olan varlıkların öz bilgisidir. Öz birincidir, öz gücüdür. Vizyon manyetik alandaki sen ise bu frekanslara şuursal olarak çıkmak durumundasın. Sen olan avatarın Bulunduğun vizyon manyetik alanda bu öz bilgi ile yani ışık gücüyle yansıyabilmen, senin frekansın, şuur seviyen, evrimin, bilincin ve gücün oranında olmaktadır. Sen olan avatar, içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda kendi bulunduğun piramidin en üst taşı olabildiğin an ideal bir ışık olursun. O Her piramidin en üst taşıdır ve tektir. Hakiki kozmik yapıda bulunan insan ve vizyon manyetik alanda bulunan avatar bulunduğu piramidin en üstüne varabildiği an tek olur. Tüm piramide yansıyabilen bir güç olur. İşte bu tek piramitte kendini oluşturan piramitler için odur. O tanrılaşmış güçtür. Tanrıdır. O hakiki kozmik yapıda kendinden sonra gelen daha üst düzeydeki piramidin en üst düzeyindeki tek taş olabilme hakkına sahip olabilen varlıktır. O vizyon manyetik alanda avatar olarak ise Betonova'da yaşam hakkı kazanır. Ol Ol liyakatine sahip olabilen varlığın elde ettiği bir özelliktir. Bilgi ile frekans, şuur seviyesi, evrim ve bilinçte elde edilen güçte hakiki kozmik yapıda veya vizyon manyetik alanda 19. boyutun son frekansına varabilen varlık veya avatar tek olma hakkı kazanınca ışığın ol gücüne sahip olur ve her an her istediği her ol dediği olur. Her düşündüğünü anında yaratabilir. Tanrı'nın dediği olur denmesinin nedeni de bundandır. Varlık veya avatar anda yaşamakta ve her an her düşündüğü gerçekleşmektedir varlığın veya avatarın düşündüğünün düşündüğü anla gerçekleşme anı arasında geçen süre varlığın piramitte bulunduğu taş sırasına yani bilin seviyesine bağlıdır. Piramidin en alt sırasında varlığın veya avatarın düşündüğünün gerçekleşme anı çok uzun süre alır. Piramitten üste doğru çıkıldıkça düşüncenin gerçekleşme süresi azalır ve piramidin en üstünde bulunan varlığın her düşündüğü anında gerçekleşir. Oji. Vizyon manyetik alanda bilinmeyen güçtür. Hakiki kozmik yapıda ise ancak mutlak boyut seviyesinde biliniyor. Hakiki kozmik yapıda alt sonsuzdan üst sonsuza kadar uzanan sonsuzlukta bulunan sonsuz sayıdaki piramidin peki piramidin alt bireylerini oluşturan varlıklar için tanrıdır. Bu tanrılaşmış varlık da üst sonsuzdaki varlıklardan akmakta olan ışık da aydınlanmakta ve onlar da kendi düzeylerine birer o olduklarından akan bu ışıkla hem aydınlanmakta ve hem de etraflarına yansımakla alt bireylerini aydınlatmaktadırlar. İşte her düzeydeki varlığa üst sonsuzdan akmakta olan ışık yani kozmik akım bilinmeyen güçlü bilgi ojidir. Bu güç yani oji olarak yükselmektedir. Sen olan avatar bulunduğun vizyon manyetik alanda sadece ses ışık ve ateş gücünü tanıyabildiğin oranda tanımaktasın. Bundan sonrasında daha nice güçler yer almaktadır ama vizyon manyetik alandaki senin gücün şimdilik bunları tanıyabilmen için yeterli değildir. Avatar olarak sen ancak güç olarak J gücünden J gücüne geçebilirsin. Betonova'da ise oji güç seviyesinde olacaksın. 95. Piramidin Rahman Boyutu Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın 19 boyutu ilk yüzünün kopyasıdır. Yazıyı bu mutlak bilgiyi göz önünde bulundurarak oku. Gürs daha önce de belirtilmiş olduğu gibi üç bölümden incelenebilir. Gürzün kese kısmına rahim, heplik bütünlüğü denmektedir. Rahim bütünlüğü ile rahman bütünlüğü arasındaki bölüme hayat boyutu denir. Burası yaratılış boyutudur. Gürzün başı, beyni durumunda olan üst kısmı ise rahman boyutudur. Buraya hiçlik boyutu denir. Daha önceki bilgilerden her bir varlığın bir piramit olduğunu biliyorsun. Yüzü de bir piramit olarak düşünmüş ve Rahman boyutunun son sınır noktasının piramidin tepe noktası olduğunu öğrenmiştin. Piramitte bulunan taş sıraları yani boyutlar birer koşu bandına benzetilmişti. Koşu bandlarının hızının piramidin altından üstüne doğru arttığını biliyorsun. İşte bu nedenle de piramidin en üstünde anın sıfır olduğu belirtilmiş ve bundan dolayı. Rahman boyutu zamansızlık boyutudur denmektedir. Rahim boyutu olan heplik boyutunun yöneticisi rahimdir. Yaratan boyut olan hayat boyutunun yöneticisi Rab'dır. Rab 18 bin alemin idareci gücü. Rahman boyutu olan hiçlik boyutunun idareci gücü Rahman'dır. Ayrıca Rahman tüm gürzün idarecisidir. Gürzün rahim yani heplik boyutunda yani bilinç seviyesine uygun olarak bulunan varlıkların düşüncelerinin toplam gücü olan hakimi mutlak güç birliği amun eşittir amon olarak ifade edilmektedir. A eşittir avaz eşittir ses, mon eşittir bilinç anlamındadır. Yani rahim boyutundaki varlıklar ses gücüne sahip varlıklardır. Gürzün yaratan boyutunda yani hayat boyutunda, Adem hava boyutunda bilinç seviyesine uygun olarak bulunan varlıkların düşüncelerinin toplamı gücü olan yaratan güç birliği Amon Ra eşittir Amon Ra olarak ifade edilmektedir. Amon Ra ses gücüne sahip tanrılaşmış bilinç anlamındadır. Yaratan boyutunda bilinç olarak bulunan varlıklar ses gücünden ışık gücüne yol alan varlıklardır. Gürzün Rahman boyutunda yani hiçlik boyutunda yani bilinç seviyesine uygun olarak bulunan varlıkların Atlantalıların düşüncelerinin toplam gücü olan yani Kadir Mutlak Güç Birliği Ra Amon eşittir Ramon olarak ifade edilmektedir. Ramon tanrı bilinci anlamındadır. Rahman boyutundaki varlıklar ışık gücüne sahip varlıklardır. Bu varlıklar ateş gücüne geçiş, geçiş hazırlığındadırlar. Bilinç seviyesi olarak heptik boyutunda bulunan varlıklar ses gücüne sahip varlıklardır. Bilinç seviyesi olarak hayat boyutunda olan varlıklar ses gücünden kademeli olarak ışık gücüne geçiş aşamasında olan varlıklardır. Yani buradaki varlıklar ses artı ışık gücüne sahip varlıklardır. Bilinç seviyesi olarak kişilik boyutunda olan varlıklar ses artı ışık gücüne sahip varlıklardır. Bu varlıklar kademeli olarak ateş gücüne geçiş hazırlığındadırlar. Dolayısıyla bu varlıklara ses artı ışık artı ateş gücüne sahip varlıklar denebilir. Gürs de rahim boyutuyla rahman boyutu biri ters biri düz üçgen veya piramidi ifade eder. Davut'un yıldızı denen yıldız bir düz ve bir ters üçgenden oluşmaktadır. Mevlana felsefesi de bu tür bir yıldız üzerinden öğretisini yaymaktadır. Her bir evrim manyetik alanında bu yıldızın simgesi geçerlidir. Her bir evrim manyetik alanının ilk yarısı ters üçgendir ve burada varlık yani avatar üst boyutlardan gelen kozmik akımla yetişmektedir. Ters üçgendeki varlık yani avatar her şeyi tanrıdan istemektedir. İlk yarıya kadar yetişen varlık avatar ikinci aşama olarak düz üçgene geçer insan yani avatar evrim frekans ve şuur seviyesi olarak düz üçgene ulaştığı an tanrıya hizmeti bir görev sayar ve bu durumda bilinçli olarak veya rastgele topluluklar oluşturur. İnsanlar veya avatar ve yansımaları toplandıkları an bu topluluklar bir nevi yansıma manyetik alanları oluşturur. İsteğe bağlı olsun veya olmasın. Kişilerin veya avatar ve yansımaların toplanarak oluşturdukları manyetik alanların yansıma güçleri o grubun toplam şuur seviyesine bağlıdır. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapıdaki 19 boyutlu ilk yüzün kopyasıdır. Yazıyı bu mutlak hakikati göz önünde bulundurarak oku. Sırası gelmişken kadir Mutlak'ı da açıklamaya çalışalım. Hakiki kozmik yapı olan Alpha Nova'da kozmik enerji akvaryum suyuna tüm varoluşu da balıklara benzetirsen Kozmik enerjinin tüm varoluşu akvaryum suyunun balıkları sardığı gibi sarmış olduğunu algılarsın. Hakiki kozmik yapıda gürzün rahman boyutunda yani hiçlik boyutunda bulunan varlıkların, atlantılıların, düşüncelerinin toplam gücü kadir mutlak güç birliğidir. Yani Ra-Amon eşittir Ramon. Kadir mutlak kozmik enerjidir. Yani başka bir deyişle Kadir Mutlak'ın düşüncelerinden dolayı Ortama yayılan enerji Kadir enerjidir. Yani kozmik enerji. Ve bu Kadir enerji yayan da Kadiri mutlaktır diyebiliriz. Kadir mutlak Rahman boyutundaki varlıkların toplamının düşünce gücüdür. Sen olan avatarın hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da yaşam sürmekte olan ve öz diye isimlendirilen üst benliğin sahip olduğu güç bütünlüğüne potansiyel ruhsal güç bütünlüğü deniyor. Hakiki kozmik yapının 19 boyutlu ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunan sen olan avatar bu potansiyel güç bütünlüğünden çektiğin kozmik akımla kendi kendini yetiştirirsin ve bilinçlendikçe ondan daha çok pay kaparak öz bilincine yanaşarak onun bilincine ulaşırsın. Aslında kadir enerjisi üst boyutlardan hep piramit sistemleri sayesinde akmaktadır. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alanın olan gürzün rahim boyutuna kozmik akım rahman boyutundaki yedi piramit sayesinde akmaktadır. Kadir enerji hakiki kozmik yapı olan Alfonova'daki gürzün rahman boyutuna kürzde bulunan piramitlerden akmaktadır. Kadir enerji sen olan Avatar'ın içinde bulunduğum vizyon manyetik alana yine hakiki kozmik yapı olan Alfonovadaki ilk kürzün ilk 4 boyutu olan 20 ile 23. boyutlardan yani mutlak boyuttaki canlı piramitler olan Atlantalılardan akmaktadır. Hakiki kozmik yapıda makrolar hep mikroların birleşiminden oluşmaktadır ve her birey bir piramittir. Kadir Mutlak'ın sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünya insanı seviyesindeki örneği avatar olan sensin. Hakiki kozmik yapıdaki üçüncü ve dördüncü boyutta olan dünya insanının hücrelerinin toplamı mikro düzeyde hakimi mutlaksa dünya üçüncü ve dördüncü boyut insanı Kadir Mutlak'ın bir cüzüdür. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da kozmik enerjinin Piramit sistemleri sayesinde üst sonsuzdan alt sonsuza ve alt sonsuzdan da üst sonsuza akmakta olduğunu biliyorsun. Yani buna göre kozmik enerjinin yayılmasını canlı varlık olan piramit sistemlerinin sağladığını anlayabilirsin. Ra alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzlukta yer alan tüm piramitlerde tek baş düzeyine ulaşabilmiş varlıklara verilen isimdir. A harfi avaz anlamına gelmektedir. Avaz sestir. Kozmik yapı varlıkları sırasıyla ses, ışık ve ateş özellikleri taşımaktadırlar. Bu özellikler mekan man hızlarının özel durumudur. Ateş hızı ışık hızından fazladır. Işık hızı da ses hızından fazladır. Hem hakiki ve hem de vizyon manyetik alanda Ses gücüne, ses hızı özelliğine sahip mekan olan rahim boyutunda madde yoğunluğu çok fazladır. Tabii ki boyutlarla il, boyutlarda ilerledikçe mekan hızı arttığından madde yoğunluğu da azalmaktadır. Ses gücünden daha yüksek güce ve ses hızından daha yüksek hıza sahip olan Rab boyutu olan yaratan boyutunda madde yoğunluğu rahim boyutundaki madde yoğunluğundan daha azdır. Burada madde fotonlarına ayrılmış olduğundan mekan ışık özelliği taşır. Işık gücünden daha yüksek güce ve ışık hızından daha yüksek hıza sahip olan Rahman boyutunda madde yoğunluğu yaratan boyutundakinden daha azdır. Burada madde plazmaya dönüşmüş olduğundan mekan nispeten ateş özelliği taşır. Her bir mekanda yaşam sürmekte olan varlıklar da Mekan hızlarına ve de gereğinde ses ışık veya ateş özelliğine göre Bu özelliği uyum sağlamış formlara sahiptirler Allah sisteminin sembolü birbiri üzerine yerleştirilmiş Biri düz biri ters iki üçgenden veya piramitten oluşan Altı köşeli bir yıldız şeklidir Bu yıldız şekli 6000 yıldır tüm ibadet yerlerini süslemekte olan bir şekildir ters üçgendeki varlıklar yansıma alan varlıklardır. Düz üçgendeki varlıklar ise yansıma yapan varlıklardır. Rahman kelimesinin anlamı daha önce R'nin rahim, Rab ve Rahman olduğu ve A'nın da avaz yani ses anlamına geldiği açıklanmıştı. Yine A'nın ne anlama geldiğinin başka bir açıdan incelemesi yapılırsa Allah yani Allah sistemi bir yetiştirme programıdır, güç değildir. Bu program tüm kozmik yapılarda geçerlidir. Bu kelime şöyle ayrılırsa al, la, haş. Sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alan tarifi yapılan ses frekansı tablosunda la frekansındasındadır. La frekansındadır. İlk başlarda da kozmik yapı bir apartmana benzetilerek yapılan tariflerde ses frekansları yani bildiğin notalar apartmanın altından üstüne doğru do re mi fa sol la si do olarak yerleştirilmişti. Bir düz ve bir ters üçgen veya piramit yöntemi daha önce de tarifi yapılan her düzeydeki piramidin kendi üstünden kozmik akım çekmesi ve alt bireylerine yansıması yöntemidir. Hakiki kozmik yapıda la frekansındaki varlıklar veya vizyon manyetik alandaki avatar bu frekanslar arasında ömürler boyu yoğrularak mutlak boyuta yani bir bakıma hat boyutuna ulaşır. Daha önce de konu edildiği gibi hakiki kozmik yapıdaki varlıklar veya vizyon manyetik alandaki avatar evrim, güç, frekans ve bilinç olarak hangi manyetik alanın ilk yarısında ise bu varlıklar veya avatar sadece yansıma olarak yetişmeye mecburdur. Bu varlıkların veya avatarın bulunduğu ortam sembolik ters üçgendir. Avatar veya varlıklar kendilerini yetiştirip bulundukları manyetik güç alanının ikinci yarısına ulaştıkları an Tanrı'ya hizmet boyutuna ulaştıklarından üst boyutlardan yansıma alarak yetişirken altlarında bulunan manyetik güç alanlarına da yansımakla onları yetiştirme görevi yaparlar. Bu varlıkların veya avatarın bulunduğu manyetik güç alanı da sembolik düz üçgendir. H harfi heplik ve hayat boyutlarını başarı ile geçebilen varlıkların hiçlik boyutuna ulaşabildiklerini göstermektedir. Aslında Gürz'ün avrası durumunda olan helezonik titreşimde bir varlık olan Gürz'ün hak etmiş olduğu büyüklüktür. La frekansındaki varlıklardan yansıma alanlar ters üçgenden dolayı al manyetik alanında bulunurlar. La frekansında bulunup yansıma alma durumunun doyumunu sağlayarak düz üçgene geçenler la manyetik alanında bulunurlar. La manyetik alanının doyumunu sağlayanlarsa daha üst bir evrim alanında yaşam hakkı kazandıklarından haş yani heplik, hayat, hiçlik manyetik alanını geçiş olarak kullanmaktadırlar. Bilinen başka bir hak boyutu ise 1800 gürzün birleşiminden oluşmakta olan kürzü saran helozonik titreşimdir. Bu titreşim de kürzün hak etmiş olduğu büyüklüğü göstermektedir ve kürzün kabuğudur. Rahman kelimesinin R, A ve H harflerinin anlamı açıklanmıştı. Şimdi de MAN hecesini ele alalım. M harfi sen olan avatarın dünyasına görev için gelen yüce görevlilerin yani yansımaların yaşam ortamları olan hayat ve hiçlik boyutlarının ifadesidir. M harfi genel evrimi ifade eder ve sen olan avatara gürzün son bitiş noktası olan Rahman boyutunu işaret eder. Musa, İsa Mesih, Muhammed Mustafa, Mevlana, Mustafa Kemal isimleri hep M harfi ile başlamaktadır. A harfi Rahman boyutu olan ve 11. ile 19. boyutlar arasında bulunan Atlantayı ve Atlantalıları işaret etmektedir. Ne yani nur ise ışığın sonsuzluğun ifadesidir. Şimdi de Rahman kelimesi har tre man şeklinde yazılarak incelensin. Har ters üçgeni, man ise düz üçgeni ifade eder. Bu heceler birleştirilirse harman kelimesi bulunur harman etmek, karmak, karıştırmak anlamına gelmektedir ve alttan üste doğru her piramidin en altından en üstüne doğru yani hakiki kozmik yapıda varlıkların birbirleriyle karıştırılıp birleştirilmesini yedili birleşim sistemini ifade etmektedir. Rahman kelimesinin rah kısmının anlamı ise şöyle açıklanabilir. Rab, Rahim, Rahman, Tanrı ortamları Şimdiye kadar yapılmış olan tariflerden de anlaşıldığı gibi birer insanlık mertebesidir. Yani varlık topluluğudur. Vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar, bilinç seviyesi olarak hayat yani yaratan boyutunu aşıncaya kadar düşünceleriyle yarattığı vizyon ortamda yanılgılarla yanılarak ve birçok sınavdan geçerek yaşam sürer. Bu yaşamlar boyunca da R, A, Ra mertebelerini deneyimler. Rahman kelimesinin har kısmının anlamı har ateş demektir. Sayılmış olan insanlık mertebelerinin avatar tarafından 3.26 bin yani 78 bin yıl içerisinde aşılması şartı vardır. Biliyorsun 26 bin yıl bir siklustur. Göreceli olarak kötüler cehenneme gidecek denmesinin nedeni elde edilen frekans şuur seviyesi, güç, bilinç ve evrimle Tanrı'nın sen olan avatara uygulamış olduğu evrim yaşam programı ile 3 siklus içerisinde Rahman boyutundaki 19. boyutun son frekansının ötelerine geçemeyen yani Rah, bunu ters okursak Har, vizyon boyutundan Man, yani vizyondan kurtulan hakiki insan boyutuna geçemeyen 78 bin yıl boyunca rah yani har eşittir ateş boyutunda bilinç olarak vizyonlarla ve ikilemlerle oyalanacaktır. Bu yaşamda onun için bir cehennem olacaktır anlamına gelmektedir. Üçüncü ve dördüncü boyut dünya ortamı cehenneminde ateşler içinde Varlıklar birleşe birleşe yani sen olan avatarın vizyon manyetik alanında yedili birleşim sistemi yoktur. Piramidin en son taşı olurlar. İşte tanrının en sonunda bana varacaksınız. Bana varamayanların vay haline demesinin nedeni budur. Man ise gözün ötesine başlayan bir boyuttur. Boyutlar topluluğudur. Bu boyutlar hakiki kozmik yapı için 20 ile 23. boyutlar arasında olan mutlak boyuttur ve vizyon manyetik alan için betanovadır. Mutlak boyut veya betanova, sen olan avatara, hakiki insan boyutlarının başlangıç noktasını ve bu yaşam ortamlarının sonsuzluğunu anlatmaktadır. Hakiki kozmik yapı olan alfanovada yaşam sürmekte olan, olan varlıklar. 19. boyuttan sonra 20. boyuta geçerek yaşamlarına mutlak boyutta devam ederler. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu ilk gürzünün kopyası olan sen olan avatarın içinde bulunduğum vizyon manyetik alanda ise 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayan sen ilk boyutu hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 20. boyutunun frekansında olan Betonova'ya hay katra insan olarak geçeceksin. Sen olan avatar insanımsı varlıksın. Man hecesini temsil etmekte olduğu boyutlar daha önce tarifi verilen ve alt sonsuzdan o noktaya kadar bulunan tüm varlıkların toplamı olan tek yüceden başlayan varlığın bulunduğu 20. boyuttan başlayan esas insanlık boyutlarıdır. Mutlak boyuttur. Daha önceki bilgilere göre dördüncü boyut ahirettir. Bedenini terk eden varlık dördüncü boyuta gider ve yaşam programını yaparak tekrar üçüncü boyuta ana rahmine düşer. 19. dokuzuncu boyutun üzerindeki boyutlar ise altından yani altın renkli ve şarap tadında suyu olan ırmaklar akan ağaçlarından meyveler ekmekler toplanan cennettir. Hayvan ve insanımsılardan sonra başlayan boyutları yani esas insan boyutlarını da Rahman kelimesinin man kısmı temsil etmektedir. 96. Üçüncü boyut dünya insanı piramidinin yapısı. Tıp ilmi dünya insanının anatomik, fizyolojik ve kimyasal vesaire yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Şu ana kadar yapılan incelemelerden dolayı bulunan bulgular sıfır denecek kadar azdır. Bu düzeydeki bir bilgi birikimi insan yapısı hakkında hiçbir şey bilinmediğini göstermektedir. Dünya insanının bilinmeyen yapısı çok az da olsa göklerin dürülmesi bölümünde incelenmişti. Sadece dünya insanı ele alınıp incelenecek olursa dünya insanı iki bölümde incelenebilir. Birinci bilinç olarak ve ikincisi de bilinç olarak. İnsan bilinçtir. Beden ise bilincin yaşam deneyimi olarak kullandığı astronot elbisesi. Dünya insanının beden yapısı basitçe alt sonsuzdan gelirken elektron, atom, molekül, molekül zinciri, amino asit, hücre, organlar ve insan bedeni olarak sıralanabilir. Burada da daha önce yapıldığı gibi birinci kelimeyi oval bir çember içine al. Daha sonra birinci ve ikinci kelimeyi daha büyük bir çember içine al ve bu işlemi sonuna kadar sürdür. Neticede en büyük çemberi insan bedeni kelimesinden sonra çizmiş olacaksınız. Burada her isim almış birey bir piramittir ve en dıştan en içe doğru her çemberde birer piramittir. Dünya insanı denen ana piramidin en altında birinci sırada mutlak madde olan hor bulunur. İkinci sırada horların yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşmesinden meydana gelen horium bulunur. Üçüncü sırada horiumların yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşiminden meydana gelen horya bulunur. Dördüncü sırada horyaların yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşiminden meydana gelen elektronlar bulunur. Beşinci sırada Elektronların belirli bir sisteme uygun olarak birleşmelerinden mutlak boyutun çok ince hesaplamaları neticesinde atom çekirdeği ve buna bağlı olarak da atomlar meydana gelir. Atomların bir yönden birleşimiyle kozmik yapı ve bir yönden değişimiyle hücre elde edilir. 6. sırada atomların belirli bir sisteme uygun olarak birleşiminden moleküller meydana gelir. 7. sırada moleküllerin belirli bir sisteme uygun olarak bileşiminden molekül zincirleri meydana gelir. 8. sırada molekül zincirlerinin belirli bir sisteme uygun olarak bileşiminden amino asitler meydana gelir. 9. sırada amino asitlerin gürz içindeki yaratan boyutunda bazı işlemlerden geçmesi neticesinde hücreler meydana gelir. 10. sırada hücrelerin yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşmesi neticesinde organlar meydana gelir. 11. sırada organların birleşiminden form denen beden oluşmaktadır. Dünya insanı ana piramidinin birinci sırasında birer taş yani birer piramit olarak yer alan porlar bulunur. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin birinci sırasında birer taş olarak yer alan porlar Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek ana piramidin ikinci sırasına birer taş olarak Horyum ismiyle yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin ikinci sırasında birer taş olarak yer alan poriumlar, yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek ana piramidin üçüncü sırasında birer taş olarak porya ismi ile yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin üçüncü sırasında birer taş olarak yer alan poryalar, Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek ana piramidin dördüncü sırasında birer taş olarak elektron ismiyle yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin dördüncü sırasında birer taş olarak yer alan elektronlar yedil birleşim sistemine uygun olarak birleşerek ana piramidin beşinci sırasında birer taş olarak atom ismi yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin beşinci sırasında birer taş olarak yer alan atomlar Belirli bir sisteme uygun olarak birleşerek ana piramidin 6. sırasında birer taş olarak molekül ismiyle yer alırlar. Her biri birer piramit olan bir ana piramidin 6. sırasında birer taş olarak yer alan moleküller belirli bir sisteme uygun olarak birleşerek ana piramidin 7. sırasında birer taş olarak molekül zinciri ismi ile yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin 7. sırasında Birer taş olarak yer alan molekül zincirleri belirli bir sisteme uygun olarak birleşerek ana piramidin 8. sırasında birer taş olarak amino asit ismiyle yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin 8. sırasında birer taş olarak yer alan amino asitler gürz içindeki yaratan boyutunda sen olan avatarın içinde bulunduğu vizyon manyetik alanındaki dünyanın 3. boyutu ve Dünya yaşam ortamı dikkate alınarak belirli bir sisteme uygun olarak birleştirilerek ana piramidin 9. sırasında birer taş olarak hücre ismi ile yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin 9. sırasında birer taş olarak yer alan hücreler belirli bir sisteme uygun olarak birleşerek ana piramidin 10. sırasında birer taş olarak organ ismi ile yer alırlar. Her biri birer piramit olan ve ana piramidin 10. sırasında birer taş olarak yer alan organlar belirli bir sisteme uygun olarak birleşerek ana piramidin 11. sırasında birer taş olarak beden ismi ile yer alırlar. Daha önceki satırlarımızda dünya insanını yani avatarı başka yönden incelediğimizde dünya insanının bedeninin hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'da alt bireylerin toplamından oluşan bir tek olduğunu yani tüm kozmik yapının tüm bitkilerin tüm hayvanların tüm insanların ve tüm üst boyut varlıkların toplamından oluşmakta olduğunu öğrenmiştin. Bu ne demektir? Avatar olarak senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alandaki dünyanın avatarı olarak üst beninin kopyası olarak tüm kozmik yapıyı, tüm bitkileri ve tüm hayvanları, ve tüm üst boyut varlıklarını bünyende barındırmaktasın demektir. Wow. Kozmik yapıyı bir apartmana benzetirsen apartmanın her katı bir boyuttur. Evrim de bir kattan bir üstteki kata doğru çıkan merdiven basamaklarıdır. Tekamül ise varlığın hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da olanlar için bedenli olarak çıkabilmesi ve hakiki kozmik yapı olan Alfa kopyası olan vizyon manyetik alandaki avatar olarak senin için şuursal olarak bir kattan bir üstteki kata çıkabilmendir. Tek bir bitki hücresi ele alındığı an bu hücrenin bile şu anda sen olan avatar tarafından bilinemeyecek büyüklükteki hüz denen kozmik yapının göklerin dürülmesi yöntemiyle dürülerek bir bitki hücresi haline dönüştüğü biliniyor kozmik yapı piramidinin en üst taşı olan kozmik yapı olan küs göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak dürülerek hakiki kozmik yapı olan alfa novada bitki piramidinin en alt sırasına bir taş olarak ve tek hücreli bir bitki olarak yerleşir. Tüm bitki tekamül zincirini gözünde canlandır. Bitki piramidinde her sıradaki varlıklar evrimlerini tamamladıkları an yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek bir üstteki varlığı oluştururlar. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da kozmik yapı olan kürs bir yerde göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak dürülür ve tek hücreli bitki ortaya çıkar. Tek hücreli bitki evrimini tamamladığı an kendi benzerleri ile yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak otu oluştururlar. Ot evrimini tamamladığı an kendi benzerleri ile yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak çiçeği oluştururlar. Çiçek evrimin tamamladığı an kendi benzerleri ile yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak kalın yapraklı ağacı oluştururlar. Kalın yapraklı ağaç evrimin tamamladığı an kendi benzerleri ile yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak ince yapraklı ağacı oluştururlar. İnce yapraklı ağaçların en tekamülsülüsünün hurma olduğunu düşün. Hurma bitki piramidinin en üstünde bulunan tek bir taş durumundaki varlıktır. İnce yapraklı ağaç olan hurma yedili birleşim sisteminin geri olarak tüm kozmik yapıyı ve tüm bitkileri bünyesine barındırmakta olan bir varlıktır. Hurma evriminin tamamladığı an, bitki piramidinin en üst taşı durumundayken göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak dürülerek hayvan piramidinin en altına tek bir taş olarak, tek hücreli bir hayvan olarak yerleşir. Bu durumda tek hücreli bir hayvan haline gelen varlık tüm kozmik yapıyı ve tüm bitkileri bünyesinde barındırır. Bu durumda tek hücreli hayvan hurmadan daha tekamüllü olur çünkü tek hücreli hayvan hurmadan bir boyut daha üstte olduğundan tek hücreli hayvan tek bir hücreye sahip olduğu halde milyarlarca bitki hücresine sahip olan hurmadan daha güçlüdür ve daha tekamüllüdür. Hakiki kozmik yapı olan alfa nova'da alt sonsuzdan gelirken elektron, atom, element, dünya, güneş sistemi, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün, gürs, kürs ve daha üzeri kozmik yapılar olarak sıralanıp büyüyen sonsuz büyüklükteki kozmik yapıdaki küz göklerin dürülmesi sistemine uygun olarak dürülerek bitki piramidinin en altına tek bir taş olarak ve tek hücreli bitki olarak yerleşir. Tek hücreli bitki de ot, çiçek, kalın yapraklı ağaç, ince yapraklı ağaç olarak tekamül zincirinde ilerleyerek en sonunda hurma oluşur. Bitki piramidinin en üstündeki tek bir taş durumundaki hurma göklerin dürülmesi sistemine uygun olarak dürülerek hayvan piramidinin en alt sırasına tek bir taş olarak ve tek hücreli hayvan olarak yerleşir. Sen olan avatar şimdi de tüm hayvan tekamül zincirini gözünde canlandır. Piramidin en alt sırasında bulunan tek hücreli hayvan evrimini tamamladığı an kendi benzerleri ile yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek böcek olarak piramidin bir üst sırasına tek bir taş olarak çıkar. Böcek evrimini tamamladığı an yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleriyle birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak kuşu oluşturur. Kuş evrimini tamamladığı an yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleriyle birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak dört ayaklı hayvanı oluşturur. Dört ayaklı hayvan evrimini tamamladığı an yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleri ile birleşerek piramidin bir üst sırasında tek bir taş olarak primat öncesi varlığı oluşturur. Primat öncesi varlık evrimini tamamladığı an yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleri ile birleşerek piramidin bir üst sırasına primat olarak yerleşir. Primat tekamül sıralamasında önce kuyruklu primatlar yer almaktadır. Kuyruksuz primatlar kuyruklu primatlardan daha, daha tekamüllüdürler. Kuyruksuz bir primat olan ve bonobo ismiyle tanınan cüce şempanze primatların en tekamüllüsüdür. Bono, bonomo maymunu evrimin tamamladığı an Yedili birleşim sistemi uygun olarak kendi benzerleri ile birleşerek üçüncü boyut dünya insanını oluşturur. Şu ana kadar edinmiş olduğum bilgilere göre de insan yapısının kozmik büyüklüğünü sen düşün. Dünya insanı tüm kozmik yapıyı tüm bitkileri ve tüm hayvanları bünyesinde barındırmaktadır. Dünya insanı kendini oluşturan alt bireylere çekmekte olduğu kozmik akım oranında yansıyabilen bir varlıktır, bir piramittir. Her piramidin en üstünde bulunan tek bir taş durumundaki varlık kendi piramidinin tanrısı durumundadır. Üçüncü boyut dünya insanı evrimini tamamladığı an yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleri ile birleşerek beşinci boyuta tek bir taş olarak çıkar. Bu sistem hakiki kozmik yapıda üst sonsuza doğru devam etmektedir. Bu sistem sen olan avatarın içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda vizyon manyetik alanın son boyutu olan 19. boyut varlığına kadar devam eder. Varlığın yedili birleşim sistemine uygun olarak kendi benzerleriyle birleşimi sadece hakiki kozmik yapı olan alfa nova'da geçerlidir. Vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyasıdır. Sen olan avatar, hakiki kozmik yapıda bulunan 11 ve 19. boyut varlığının kopyasısın. Hakiki kozmik yapıda 19. boyuttan sonra 19. boyuta kadar yedili bileşim sistemine uygun olarak birleşerek suur seviyesi, frekans, güç, evrim ve bilinç olarak yükselen varlık 20. boyutta göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak dürülerek tek hücreli bir varlığa dönüşür. Vizyon manyetik alandaki sen olan avatar, 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayınca ilk boyutu hakiki kozmik yapıda bulunan 20. boyutun frekansında olan betonovaya tek bir hücre olarak geçersin. Tek hücreli bitkinin ve tek hücreli hayvanın meydana çıkışının nasıl olduğunu anımsa. Tek hücreli bitki kozmik yapının yani kürzün dürülmesi ile ve tek hücreli hayvan da hurmanın dürülmesiyle oluşmaktaydı. Burada neyi anlamalısın? Alt sonsuzdan üst sonsuza çıkarken akıl almaz büyüklüklerdeki kozmik yapılar bir varlık hücresini içerisine pek güzel bir şekilde sığabilmektedir. Buna göre sen olan avatar kozmik yapının içinde olduğun halde kozmik yapıda senin içinde yer almaktadır. Sen kozmik yapının içindesin, kozmik yapı da senin içindedir. Kürzleri anlatırken zaten 40 tane iç içe dönmekte olan kürzün herhangi bir varlığın sadece tek bir sinir hücresi olabileceği söylenmişti. Senin vizyon manyetik alanında avatar sadece sensin. Avatar olarak senden ayrı olarak tüm anlattığımız hakiki kozmik yapı ve varlıklarıdır. Vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapının kopyasıdır. Burada tek önemli olan sensin. Yansımalar gerçektir. Tümü üst ben olan seni oluşturmaktadır. O nedenle sen de tüm yansımalarınla seni bir etmelisin. 97. Bilginin üst boyutlardan alınma türleri. Burada sen olan avatara bilgilerin üst boyutlardan üçüncü boyuta nasıl ulaştığının bilgisini verme ihtiyacı hissettim. Bilgi sen olan avatara hakiki kozmik yapıdan ve devamla senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alanının 19. boyutundan tekli veya çoklu canlı piramitler aracılığıyla kademeli olarak aktarılmaktadır. Bilgiler sen olan avatara 3 yol aktarılmaktadır. Birinci yol vahiy yoludur. Bu yolla bilgiler ilk elden ve doğru olarak aktarılmaktadır. Biliyorsun avatar olarak senin tek başına içinde bulunduğun vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapının 19 boyutlu ilk gürzünün kopyasıdır. Yansımaların senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Sen avatarsın bilgiyi sen almıyorsan yansımaların sana ders verebilmek için almakta ve aktarmaktadır. İkinci yol ilham yoludur. Bu yolla tüm sanatçı avatarlara veya yansımalarına bilgiler Atlas Okyanusu'nun altında bulunan Siruslulara ait bir üst yardımı ile görevli üst boyut varlığı olan yansıma dostlar tarafından verilmektedir. Zaten senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alanda senden öteye her şey ve herkes senin yansımandır. İlham yoluyla bilgi alan şahıs almış olduğu bilgiyi kendi şuur seviyesinden yansıttığından alınan bilgide tamlık aranmaz. Bilgi alan kişinin şuur seviyesine göre alınan bilgi tamdır fakat bir üst şuur seviyesine göre eksiktir. Biliyorsun senin avatar olarak içinde bulunduğun vizyon manyetik alan 19 boyutludur ve her bir boyutunda 343 frekans yani birbirinden farklı 343 manyetik alanı var. Sen bu boyutlardan birindesin ve hangi boyuttaysan o boyutun da bir frekansındasın. Üçüncü yol ise ima yolu ile bilgi almaktır. Bu yolla bilgi alan kişi almış olduğu bilgi kendi anlayış kabiliyetine göre alıp kendi şuur seviyesine uygun olarak yansıttığından alınan bu bilgilerde de tamlık aranmaz. Çünkü bu bilgilerde eksiktir. Tarih 14.5.2000 bu yazı dizisinin Prizma bölümünü yazmaktayken buraya kadar yazılanların tümünü bilerek ve planlı bir şekilde yazmaktaydım. Yazımı yazmakta olduğum bilgisayar oğlumun odasını olduğundan ve o da uyuklamış olduğundan sabaha yakın saat 3'te yatmak için odasına geldi. Ben de bilgisayarı kapatıp odama geçmek zorunda kaldım. Yatağıma yattım fakat hiç uykum yok. Düşünceye daldım. Şu anda Gürz'ün çok üzerindeki kozmik yapıların bilgisini vermekte olduğundan tarifini yapamadığım sonsuz büyüklükteki hakiki kozmik yapıyı içinde sen olan avatarın bulduğu vizyon manyetik alanı ve Allah sistemini tanrıyı düşünmeye başladım her an her verilen bilgi sen olan avatarın o anki bilin seviyesine uygun olarak verildiğinden bilgiler yüzeysel olarak ve gürze sınırlandırılmıştır o gece bilgisayarı kapatıp yattıktan sonra düşünüyordum ya. Düşünürken ilginç bir olay yaşadım. Bunu da seninle paylaşmak istiyorum. Tek hücreden başlayıp tekle biten her bir piramitte hangi sırada olursa olsun bu taşların her biri kendinden öncekilerin toplamından oluşan birer tanrıdır ve her piramitte bir varlıktır. Gittikçe çığ gibi yükselen, büyüyen varlıklar zincirinde üstlere çıkıldıkça Güçlenen ve alttaki varlığı da bünyesinde bulunduran piramitler oluşmaktadır. Yani varlık kozmik yapının kopyasıdır. Atlantalı içinde bulunduğu gürzün kopyasıdır. Avatar olarak senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alan hakiki kozmik yapıdaki ilk gürzün kopyasıdır. Sen olan avatar Atlantalı'nın kopyasısın. Sen olan avatar kozmik yapının kopyasısın. Birbiri içinde dönen yan yana dizilmiş küreler olarak tarifi yapılmış olan kürzler 40 tanelik gruplar halinde dizilmiştir denmişti. Bu 40 tanelik kürz gruplarından her biri de bir sinir hücresine benzetilmişti. Tek bir kürzün dürülerek tek hücreli bitkiyi oluşturduğunu biliyorsun. Hakiki kozmik yapıda 19. boyutun teki durumuna gelen varlığın 20. boyuta tek bir hücre olarak geçtiğini biliyorsun. Vizyon manyetik alandaki sen olan avatarın vizyon manyetik alanının 19. boyutunun son frekansını başarıyla geçtiğin takdirde ilk boyutu alfa nova'nın 20. boyutunun frekansında olan beta nova'nın ilk boyutuna tek bir hücre olarak geçeceğini biliyorsun. Tabidir ki beta nova'nın ilk yüzü bir piramittir ve sen tek hücre olarak bu piramidin en altındaki sıraya tek bir hücre olarak yerleşerek yanındakilerle birlikte bir beyin oluşturacaksın. Kırkta kürz grupları da bu beynin yan kuruluşları olarak sinir hücrelerini oluşturacaktır diye düşünürken ilkokul sıralarında büyüklerimin bana anlatmış olduğu masallarda kırk katır mı istersin, kırk satır mı istersin diye bir cümlenin geçtiği aklıma geldi. Uykum yok ya düşünüyorum. Yine ilkokul sıralarında bir yaz gecesi Tüm komşularla birlikte evlerimizin önüne sandalye çıkarmış oturuyorduk. Büyük babam keçeci İsmail Efendi bana soru soruyor, ben de cevaplıyordum. Aklıma 40 katırı 7 kaza nasıl bağlarsın diye sorduğu soru geldi. Tabii ki o an bu sorunun cevabını hemen verememiştim ama büyük babam bana cevabı daha sonra söylemişti. Cevap şuydu 40 katır, 40 rakamı, rakamla yazılıp onun devamına katır kelimesi yazılırsa 7 haneden oluşan bir küme elde edilir. Aklıma bir gece yine kapımızın önünde otururken büyük babamın bana Rumca, İngilizce, İtalyanca, Ermenice ve Fransızca olmak üzere birçok lisandan sayılar öğretmesi geldi. Büyük babam bana öğretmenlik yaparken kelimeleri aklımda kolay kalacağı şekilde şaka ile karışık öğretiyordu. O gün bana birden altıya kadar Fransızca öğretmişti. Bir ön, iki de, 3 duran, 4 katır, 5 sen, 6 sin. Düşünmeye devam ederken aniden düşünürken aklıma gelen tüm anılarımın 40 katırla alakalı olduğunu fark ederek gözlerim parladı ve hemen yataktan fırladım. Aşağı kata inerek aklıma gelenleri yazıya dönüştürdüm. Düşünülenin cevabı ima yoluyla alınır. Bilgi alanın o an... Terespirisinin bağlı bulunduğu boyut hangi boyutsa o kattan ona akan kozmik akımı çekerek arş katı olan bu boyuttan bilgi kapakları açtırarak bilgi alınır. Daha önce de konu edildiği gibi Tanrı'nın yani üstbenin tüm bilgisi sen olan Avatar'da vardır. Sen olan Avatar'ın DNA'sına kayıtlıdır fakat sen olan Avatar sadece kendi şuurunun ulaşıp açtırabildiğin şuur katmanlarındaki bilgileri almaktasın. Burada şunu belirteyim. Tanrı bilgisi sen olan avatarda vardır. Atlantalı sen olan avatarın içinde bulunduğun piramidin tanrısıdır. Yani Atlantalı zaten sensin. Ama Atlantalı yaratan değildir. Atlantalılar hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk yüzünü Rahman boyutu, içtik boyutu olan ve 11. boyutta 19. boyut arasında mekan tutmuş varlıklardır. Yüz 1800 gürzün birleşiminden oluşan hakiki bir kozmik yapıdır. Gürzün ilk boyutları olan 20-23. boyutları arası mutlak boyut. Ve burada mutlak boyut varlıkları yaşam sürmektedir. Mutlak boyut varlıkları ikinci bir hakiki kozmik yapı olan ve şimdilerde sadece tek bir gürzü oluşmuş olan Betonova'da kendi seviyelerinde varlık yaratabilmek amacıyla kurdukları laboratuvarda Atlantalı sayısı kadar yarattıkları küplerin içine her bir Atlantalı'nın aurasını kopla, kopyalayarak koydular. Bu avro vizyon manyetik alandır. Devamlı Atlantalı'yı oluşturan alt sonsuzdan 10 noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların kopyasını alarak bu vizyon manyetik alana yansıma olarak yansıttılar. Atlantalı'nın kopyasını da yaratarak avatar olarak bu vizyon manyetik alana koydular. Avatar sensin. Böylece realite denen vizyon yaşamı başlattılar. Yani vizyon manyetik alanında sana en yakın olan ve seni yaratan 20. ve 23. boyut seviyesindeki mutlak boyut varlıdır. Senin üst benin Atlantalıdır. Mutlak boyut varlıkları hakik kozmik yapı olan Alfa Nova'da yaratan değillerdir. Gürz'deki yaratan 8. 10. boyutlar arasındaki yaratan yani Adem Havva boyutudur. Kürz'deki yaratan ise Kürz'ün merkezindeki özdür. Esas yaratanın yani ilk yaratanın bilgisine ulaşabilmek asla mümkün değildir. Çünkü o yaratılmışın dışındadır. Yaratılmış varlıklar ancak yaratılmışın en yüksek noktasına ulaşabilirler ve yaratılmışın en üst düzeyinde bir tanrı olabilirler. Fakat asla hakiki yaratan olamazlar. Çünkü yaratılmışın dışına çıkamazlar. İlk yaratan yarattığının dışındadır. Tarihte belirli süre aralıklarında sen olan avatarın içinde bulunduğum vizyon manyetik alanındaki dünyana inen tanrı gruplarından ve çok tanrılı dinlerden konu edilmektedir. Konu edilen bu tanrılar, sen olan avatarın içinde bulunduğum vizyon manyetik alana hakiki kozmik yapının 20 ile 23. boyutları arasındaki mutlak boyuttan yansıtılmaktaydı. 40 katır kümesinden çıkarmış olduğum anlam şöyledir. 40 katır kümesi 7 birimden meydana geldiğinden Şimdiye kadar düşünüp açıklaması yapılmaya çalışılan piramit sisteminin ve piramitteki yedili birleşim sisteminin doğru ve geçerli bir sistem olduğunu ayrıca bu piramit sistemlerinin üst üste veya iç içe 40 tane olduğunu anlamış oldum. 40 katır mı 40 satır mı istersin cümlesinden ise 40 katır her katta 40 satırdır. Düşünmüş olduğumuz piramitler 40 tanedir ama her bir piramidin de 40 kar boyutu vardır. Her boyutunda 40 harf frekansı vardır anlamını çıkardım. Önde duran katır sensin cümlesinden ise belirtilmiş olan bu 40 adet piramitten de en önde olanın yani birincisinin hakiki kozmik yapıda üçüncü boyut insanın içinde bulunup yaşam sürmekte olduğu piramit sistemi olduğunu ve bitkiler ve hayvanlar da sen olan avatarla birlikte aynı uzayı paylaştıklarından onların da sen olan avatarın piramidinde ve senle beraber incelenmesi gerektiği anlamını çıkardım. Bana ima edilen rakamlar bana verilen imaların rakamlarıdır. Hakikatte her boyutun 7 katman olduğunu ve her katmanın da yine 7'şer kat olduğunu, her katında kendi arasında 7'ye ayrıldığını öğrendim. Yani her boyutun, 7 çarpı 7 çarpı ve 7 eşittir 343 frekansa ayrıldığını öğrendim. Yazıyı yazarken yaratılmışın dışındaki tekin algılanamayıp tarif edilemeyeceğini belirtmiştim. Yaratılmış hakiki kozmik yapı olan Alfa Novadadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfa Nova'nın varlıklarıdır. Alfa Nova sonsuz sayıda boyuta sahiptir. Bu yol ve yolcular yaratılmış olduklarından yaratılmışın içindedirler. Dolayısıyla kendilerini yaratan yaratanı algılayamazlar. Sen avatar olarak hakiki kozmik yapıda 20 ve 23. boyut seviyesindeki varlıklar tarafından yaratılmışsın ve bugün sen bu yaratıcıları yaratılmış olan vizyon manyetik alanın dışında oldukları halde algılayabiliyorsun.